Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Herkese hayırlı kandiller dileyerek bültenimize başlıyoruz. Sayın seyirciler, 3 ayların ilk rahmeti regaib. Bu gece idrak edilecek regaibin gelişiyle bereketli saatler yayılır kainata. Recep ayının fazileti Ramazan ayının manevi iklimini hazırlayacak olan regaib kandilinde müminler aynı safta buluşacak. İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan 3 ayların habercisi Regaib Kandili idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili, rahmet ve mağfiret gecesi kabul ediliyor. Kelime olarak Regaib, çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan manalarına gelen ragibe kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaib gecesi denilince çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece manası anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için 10 sevap verilirse, Recep ayında 100'leri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazlarının sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Regaib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Peygamberimiz bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir. Peygamberimizin mevlidi şerif olan kutlu doğumuyla yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun dünyayı teşriflerinin ilk basamağı sayılabilecek bu regaib gecesini de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır. Üç ayların ilki olan Recep-i Şerif'e girildiğinde, Allah'ım, hakkımızda Recep ve Şaban ayını mübarek kıl. Bizleri Ramazan ayına ulaştır diye dua eden Allah Resulü'nün bu hadisi şeriflerinden istinbat edilen yoruma göre, Recep ayının hassaten, manen çok bereketli olan bu regaib gecesinin bir özelliği de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Ve tüm müminler bu gecede ellerini semaya kaldıracak, ülkemizin bekası, birliği ve bütünlüğü için dua edecek, elleri semada buluşacak. Hayırlı kandiller Elazığ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart Cumartesi günü Elazığ'a geliyor. Cumartesi günü istasyon meydanında Elazığlılara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en iyi şekilde karşılamak amacıyla Valiçet Noktay Kaldırım Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Gakkoşlar, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart Cumartesi günü Elazığ'a geliyor. Gakkom babacandır. Gözü de tektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. Kalleşliği bilmez. Haza erkektir. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Elazığ'da cumartesi günü istasyon meydanında 12.30'da gerçekleşecek miting öncesinde hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Yahu sizin gadanızı alam be! Maşallah! Maşallah! Elazığ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamak için günler öncesinden çalışmalara başladı. Elazığ'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya gidemezsiniz. Sizler
adeta bir set olup terör urunun ülkemize yayılmasını engellediniz. Sağ olun, var olun. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığı'nda valilikte yapılan toplantı ile hazırlıkların ne olacağı ve nasıl yapılacağı konusunda değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı'nın gelişine iki gün kala hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Tek millet, tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. 9 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'a gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle bazı cadde ve sokaklar geçici süreyle trafiğe kapatılacak. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamayla 9 Mart Cumartesi günü sabah 8'den itibaren miting bitimine kadar trafiğe kapatılacağı ve 8 Mart Cuma günü de bazı güzergahlarda araçların parkına izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada 9 Mart Cumartesi günü sabah 8'den itibaren miting bitimine kadar geçici olarak kapatılacak yollar şöyle. Havalimanı güzergahı ile havalimanına giriş ve otopark alanı, istasyon meydanı ve alt geçide çıkan bütün yollar. Cahit Dalokay Caddesi Çimento Kavşağı'ndan Eski Hal Kavşağı dahil karşılıklı her iki yönde, Bosna Hersek Bulvarı ve tüneli gidiş geliş istikametlerinde, Hushane Kavşağı'ndan Bosna Hersek Bulvarı istikametine gidiş geliş yönünde, Aksaray Mahallesi Öküz Gözü Sokak, Hark Katlı Sokak ve Irmak Sokak geliş gidiş güzergahları. Öte yandan 8 Mart Cuma günü sabah 8'den itibaren araçlara park izni verilmeyecek alanlarda şöyle. Cahit Dalokay Caddesi, Atatürk Caddesi gidiş geliş istikametleri Kekliktepe Kavşağı'ndan Çaydaçıra Kavşağı'na kadar, Zübeyde Hanım Caddesi, Malatya Caddesi geliş gidiş istikametleri Ahmet Aytar Meydanı'ndan Hazar Dağlı Kavşağı arası, Vali Fahri Bey Caddesi, Sara Hatun Kavşağı, Ahmet Aytar Meydanı arası geliş gidiş istikameti, Atatürk Bulvarı Balakgazi Lisesi önü, İmam Efendi Bulvarı Kuvayi Milliye Caddesi, tren yolu alt geçidine kadar arası geliş gidiş güzergahları. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ağın, Keban ve Baskil'i ziyaret etti, ilçe halkıyla buluştu. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 31 Mart yerel seçimler öncesi ilçeleri geziyor. İlk olarak Ağın Seçim Koordinasyon Merkezi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yanılmaz'ı, Ağın AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldız ve ilçe halkı karşıladı. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? Allah sağlık, sağlık versin inşallah. Allah güç kat versin. Sizlere de efendim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Elazığlıların her zaman devletinin ve bayrağının yanında yer alan bir il olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, Cumartesi günü gerçekleşecek büyük mitinge Ağın halkının büyük oranda katılım sağlayacağını kaydetti. Sadece Ağın'a belediye başkanlığı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin bir noktada bekası, geleceği daha güçlü olması ve dünyada daha sözünü dinlenir durumda olması için atacağımız çok önemli bir adımdır. Elbette inşallah Ağın 31 Mart'tan sonra AK Belediyecilik'le tanışacak. Cumartesi günü tekrarlıyorum, sizleri Cumhurbaşkanınızı dinlemeye Elazığ'a istasyon meydanına davet ediyorum. Daha sonra seçim gezisini Keban ile devam ettiren Yanılmaz'ı AK Parti Keban Belediye Başkan Adayı Ömer Kaya ve ilçe halkı karşıladı. Nasip etmiş bakar mı? Baharın güzelliği. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Nasıl gidiyor? Allah sağlık versin inşallah. Allah güç kuvvet versin. İnşallah. İnşallah. Bir sonraki durağı ise Baskil ilçesi olan Yanılmaz'ı mevcut belediye başkanı ve AK Parti'den tekrar aday gösterilen İhsan Akmurat ile Baskililer karşıladı. Hoş geldiniz. Vatandaşlara seslenen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise konuşmasında 31 Mart'ta oylarımızla mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da desteklemiş olacağız dedi. Baskil bizim her zaman onurla, gururla yad ettiğimiz ilçemiz. Allah hepinizden razı olsun. 2002 yılından bugüne kadar hep AK Parti'ye destek vermiş, sahip çıkmış ve hiçbir zaman teşkilatlarımızın
yüzünü mahcup etmemiş olan bir ilçemiz. Dünyadaki emperyalist güçler, zalimler, Türkiye'deki seçimleri takip ediyorlar. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları yine sokaklardaydı. Vatandaşla bir araya gelen başkan adayı esnafı ve vatandaşları dinledi. İşin rastgele. Var mı sıkıntı? Yapabileceğiniz bir şey var mı? Hele gel başa, inşallah işlerini yaparsın Allah'ın izniyle. İnşallah. Şu anda yapabileceğiniz bir şey varsa. Şu anda işte bir sıkıntımız var, geldin. İşte sürüyüp yapar. Arkada halledebilirim. Arkandayım, hiç merak etme. Allah çok dilere çok. Mahallelerin sıkıntılarını yeniden tespit etmeye çalışan AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları bu defa da Kızılay Mahallesi'ne gitti, vatandaşın sıkıntılarına kulak verdi. Buraların çok eksikleri var başkanım. Daha yolları yok. Altyapılar yok da diğerlerini saymaya gerek yok başkanım. Altyapı 30 metre ileride sorunlar var inşallah. Yollarımız yok başkanım. İkinci bir durak ise Elazığ Belediyesi oldu. İyi başkanım, siz nasılsınız? İyisiniz. Önce belediye başkanı Mücahit Yılmaz'la bir araya gelen Şerifoğulları ardından da personeli ziyaret etti. Yol İş Sendikası'na giden AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları sendika üyelerini dinledi. Son 24 günümüz artık. Biraz daha koşturmamız lazım. Biraz daha tempoyu arttırmamız lazım. Bir teşekkür etmem lazım. Çok seviyeli gidiyor hamdolsun. Çok şükür. Yani burada elbette katkılarınız çok çok fazla. Bizi sevindiriyor. Evet. Vallahi. Yani Başkan Adayı Şerifoğulları günü Muammer Çorbacıoğlu sokakta esnaf ve vatandaş ziyaretiyle noktaladı. Ne var diyor? Allah razı olsun. İyi misin? Teşekkür ederim. Esnafla ve vatandaşla buluşan Şerifoğulları destek istedi. Diyorum ki Allah benim ömrümden alsın, başkana versin. Allah size razı olsun. Siz bizi sorunca biziz. Eyvallah. İlk gelen bu dükkana, evet. İlk gelene. Hiç kimse gelmemiş. Tamam. 24 Haziran'da da ben burayı gezdim. Evet. İnşallah seçimden sonra da gelmemiz lazım. O zaman çayını içmemiz lazım. Her zaman şeref veririz. Allah razı olsun. Yani bu mevcutlara baktığımızda yani ben şimdiden size başkanım diyebilirim. Allah size razı olsun. Bunu söyleyeyim. Eyvallah. "31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Elazığ'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Avukatlar ve Türk Hukuk Enstitüsü üyeleriyle buluştu, ardından da Sivrice Teşkilatı'yla." Partisinin Elazığ'daki çalışmalarına destek vermek üzere kente gelen Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Avukatlar ve Türk Hukuk Enstitüsü üyeleriyle bir toplantıda buluştu. Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban konuşmasında seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek hukukçulara hukuki olanın aynı zamanda ahlaki, ahlaki olanın da hukuki olacağı sözünü verdi. Bu seçim sürecinde şehrimizin
kaygılarını hep beraber yaşamış ve hep birlikte 31 Mart'ı bekleyerek 1 Nisan sabahında daha doğru bir Elazığ'a uyanacak mıyız, ona bakacağız inşallah. Hukukçulara hitap eden İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Cumhur İttifakı'nı başımızın üstüne aldık diyerek 31 Mart seçimlerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Cumhur İttifakı'nın önemini hepimiz biliyoruz. Başımızın üstüne Cumhur İttifakı'nı aldık ama Elazığ'ı da biz ortak aday çıkarmadık. Kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz. Kendi adaylarımızla seçime giderken de her yerde iddialıyız. Allah razı olsun il başkanımızdan. Hakikaten uç beyliği yapıyor. Herkesi kavramış, kucaklamış, kapsamış ve bu kucaklamayla birlikte de ben mükemmel bir sonuç alacağımızı, sancağı, 3 ilal sancağını birçok yere dikeceğimizden de emin olarak sizlere bunu söyleyebiliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şahlanışı sizinle birlikte gerçekleşecektir. Ben bu açıdan yine il belediye başkan adayımıza, yine ilçe belediye başkan adayımıza, emeği geçen herkese, bu çalışmaların tamamında hakikaten katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu seçim sadece bir belediye başkanlık seçimi değil, vatanımızın, milletimizin geleceğinin şekillendiği, evlatlarımızın, torunlarımızın geleceğinin şekilleneceği bir seçim olacak. Milletvekili Erdem ve beraberindekiler ardından Sivrice ilçesine geçerek partisinin seçim koordinasyon merkezinde partilileriyle buluştu. SKM'de partililerine hitap eden İl Başkanı Semih Işıkver, başkan adayları Turgay Gündoğan'ın seçmenlerin gücünü arkasına aldığını söyledi. Duydum ki biz yokken kara propaganda yapmışlar. Turgay Başkan onu yapamaz, bunu yapamaz, şunu yapamaz demişler. Kim var bunların arkasında demişler. İşte arkamızda İstanbul Allah'ın milletvekili izniyle. Ablamız, canımız, ciğerimiz Allah'ın Devlet Bey'in Gözde Bey'in Arzu Erdem var. Sivrice Belediye Başkan Adayı Turgay Gündoğan, Sivrice'nin sorunları ile ilgili bilgiler verdi. Bunun için de sizden ileriki dönemlerde destek bekleyeceğiz. Birincisi ilçemizin olmazsa olmazı doğalgaz. Daha sonra MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem partililerine seslendi. Hani diyorlar ya bunlar iktidar değil, ne yapacaklar ki? Biz sırtımızı iktidara yaslamıyoruz. Biz sırtımızı her şeyden önce devletimize, sonra Devlet Bahçeli'ye, ondan sonra da 3 hilale yaslıyoruz Allah'ımıza. Turgay Başkanımın yanında Uç Bey'imiz var. Öbür yanında ben varım. Sırtında da Devlet Bahçeli var Allah'ın izniyle. Her yerde toplantı yapıyoruz. Sizler toplantılarınızı yapıyorsunuz. Malum arkadaşlar çıkıyor sahaya. Parayı nereden bulacaklar? Kadro veremezler. Sanki onlar çantalarında parayı getirmişler, onu veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parası, bütçesi Sivricelilere helaldir, helal. Erdem, Sivrice'nin 3 hilal diyeceğini, Elazığ'da 3 hilalin dalgalanacağını söyledi. Sivrice 3 hilal diyecek, Elazığ'da 3 hilal dalgalanacak. Ben buna inanıyorum. Ve bilin ki Sivrice'nin en gür sesi ben olacağım. İnşallah. Ben Malatyalıyım. Bir Malatyalı olarak aranızdayım. Artık Sivriceliyim. Artık Elazığlıyım. Artık sizin ablanızım. Sizin bacınızım. Sizin kardeşinizim. Burada daha küçükler var, onların anasıyım. Ben burada üzerime düşeni yapacağım Allah'ın izniyle. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmalarını sürdürdü. Vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban'ın ilk durağı Rüstempaşa Mahallesi'ydi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen aday Profesör Doktor Çoban, bu şehri hak ettiği noktaya getirebiliriz diyerek projelerini anlattı. Hak ettiği yere getirebiliriz. Biz bu gençlerin, bu kadınların, bu çocukların, bu yaşlıların
bu engellerin umudu olabiliriz demek için çok uzun bir süre çaba sarf edip çalışma yaparak karşınıza geldik. Allah'a şükürler olsun ki hem akademik donanım anlamında hem 9 yıllık emek anlamında çırnaklarımızdan kan gele gele tırmalaya tırmalaya uzun bir müddet her köşesinde oturduk bu şehrin. Her köyünde, her sokağında, her ilçesinde, her beldesinde olduk bu şehrin. Ve en önemlisi hemşerilerimizin yüreğine girebilmeyi başardık. Bu bizim için hakikaten paha biçilmez bir durumdur. Bunun taşlandırılması 31 Mart'a inşallah belediye başkanlığıyla olacaktır. Belediye seçimleri yaklaşınca elimizi kaldırmışız. Demişiz ki o zaman ben buraya talibim. Ben belediye hastanesi yapacağım. Vay anam sen misin? Yapacağım. Yapacağız yani. Çünkü o bir ihtiyaçtır. O bölgenin ihtiyacıdır. Yürüyerek gidip gelenler, o bölgede ticaret yapanlar ve konut sahipleri bunu aynen bu şekilde bileceklerdir ki bu bir ihtiyaçtır. Profesör Doktor Çoban'ın bir diğer durağı ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Olgunlar Mahallesi ile Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Ligi'nde Türkiye şampiyonu olan Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi'nin genç futbolcuları ve okul yönetimi oldu. Merhaba efendim, sağ olasınız. Hoş geldiniz. Biz de Avrupa Dünya Kupası için fotoğraf istemişlerdi bu şekilde. Bunun okul tabelası önünde. Bunu hazırlarken... Merhaba çocuklar. Selamünaleyküm. Önce dışarıda kardan başlayayım. Maşallah, barekallah. Salih Hüsam mıdır ortadaki? Selamünaleyküm. Gençler, tabii gelin. 7'den 70'e her kesimden vatandaşla bir araya gelen aday çoban tek tek tokalaştı, hal hatır sordu, sorun ve talepleri yerinde dinledi. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmaları kapsamında STK'ları ziyaret etti. İYİ Parti ve CHP'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Şekerdağ seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan adayı Şekerdağ seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Öz Büro İş Sendikası'nı ziyaret etti. Burada Elazığ'ın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulunan Şekerdağ, daha sonra Elazığ Otomobil ve Motor Sporları Derneği'ne geçti. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Başkan adayı Şekerdağ, belediye makamının bürokrasiye yol gösteren bir yol olduğunu ifade etti. Biz yola çıktığımız gün gitmediğimiz yer, sıkmadığımız el kalmayacak ifadesi kullanmıştık. Mümkün olduğu kadar her yerde gidip bu yola niçin çıktığımızı ifade etmek ve istişare etmek adına buradayız. Ben kardeşim Devran Bey'e, başkanımı ve yönetimine bu güzel ağırlamalarından dolayı ve bu güzel karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Belediye başkanlığı makamı biraz önce kardeşimin de dediği gibi Şehrül Emin makamıdır. Yani şehire gerçekten bütünleşen, şehirle ilgili alakalı bütün sektörleri bilen, işte kapalı çarşısını, Budapest mazarını, eğitimini, sağlığını, üniversitesini, gençliğini, yaşlısını çözme noktasında bilgi birikimine sahip insanların olabileceği bir makamdır diye düşünüyorum. Ve bürokrasiye yol gösteren bir makamdır diye düşünüyorum. Bize bu teklif geldiği zaman dostlarımızla istişare ederek Bismillah dedik, bu yola çıktık. İnşallah Rabbim bizi nasip etmez. 1 Nisan sabahı da inşallah Elazığ'la böyle bir güzel bir 1 Nisan şakasıyla inşallah bu işle bütünleşeceğiz diye düşünüyorum.
Şekerdağ ziyaretleri kapsamında Vali Fahri Bey ile Bağkur Caddesi'ne geçerek esnaflarla görüştü. Seçim çalışmaları kapsamında kurum ziyaretlerini sürdüren Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Haluk Arslan, esnaf ve vatandaşla bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Haluk Arslan seçim çalışmalarını sürdürdü. Allah hayırlı olsun. Buyurun bir şeyler içelim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Aday Arslan seçim çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Elazığ İl Müdürlüğü, Cihan Nüma Elazığ İl Temsilciliği, Parçı Kanlılar Derneği, TES İş Sendikası ve Harput Deli ziyaret etti. İnşallah hayırlı olur. Kalemimiz hepimizin hareketi. Merhaba, ben Haluk Arslan, Saadet Partisi Belediye Başkanı adayım. Seçim meselesiyle. Muhammed. Az olsun. Zor bir iş. Evet. Ama birileri yapacak işte. Evet. İnşallah kısmet hakkımızda hayırlı olur. Sizler için de bizler için de. Aday Arslan'ın son durağı Kızılay Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri Arslan'ı coşkuyla karşıladı. Sorun ve talepleri yerinde dinleyen aday Arslan, seçim çalışmalarının Elazığ'da kardeşlik ortamında geçtiğine vurgu yaptı. Evet, biz seçime giriyoruz. Elazığ'da bir yerel seçim var. Karşımızda adaylar var. Biz bir kardeşlik, dostluk havasında bir seçim atmosferine giriyoruz. Elazığ'da böyle bir durum var. Çok şükür işte iktidar partisinin adayı Şahin Bey olsun, MHP'nin adayı Bilal Çoban olsun, İyi Parti CHP'nin ortak adayı Sayın Ali Şekerdağ olsun, biz olalım, diğer partilerin adayı olsun. Elazığ'da çok şükür kavga, gürültü yok değil mi? Hepimiz bunu istedik. Kardeşçe bu şehirde yaşayan her bir birey şehrini, geleceğini, yarınlarını düşünerek özgür bir iradesiyle karar verecek. Şehrimiz zaten bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir huzur adası olmaya devam edecek. Bölgesinde bir yıldız gibi parlayacak ve kendi kimliğiyle, kendi kişiliğiyle sorunlarını, kendi potansiyeliyle, kendi insanlarıyla sorunlarını çözecek. Bundan sonraki sıkıntılarını inşallah çözmüş bir şekilde yoluna devam edecek. Bugün siyasi partiler, iktidar ve iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi kardeş seçime giriyor. Biz de bu ittifakın içerisinde değiliz. Saadet Partisi adayı olarak, müstakil olarak tek başımıza seçime giriyoruz. Bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyoruz ve gördüğümüz manzara insanlarımızın da burada bir seçim yapacak durumda olması, siyasi kavgalardan, siyasi kutuplaşmalardan uzak. Bunu tekrar söyleme ihtiyacı hissettim. Kadın hakları ile fırsat ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yürüten Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Öcük, kadın istihdamı artırılmadan Türkiye'de sürdürülebilir bir kalkınmadan söz edilemeyeceğini söyledi. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Öcük, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesine, fırsat ve cinsiyet eşitliği sağlanarak kadının ekonomide daha fazla yer almasına son derece önem verdiğini belirterek, sürdürülebilir bir kalkınmanın anahtarının kadın istihdamının artırılması olduğunu söyledi. Akademisyen, iş insanı ve sivil toplum gönüllüsü olan Profesör Doktor Açık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamının tüm alanlarına etkin ve yetkin bir şekilde katılarak güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin %33.8'lik kadın iş gücü katılım oranıyla OECD üyeleri arasında sonuncu sırada bulunduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Açık, kadın iş gücü katılım oranının OECD'ye üye ülkelerin genel ortalaması olan %63 seviyesine ulaşması için
Türkiye'de 8,5 milyon civarında kadının daha iş gücüne dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye, kadınların iş gücüne katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalarla %30'lardan OECD ortalaması olan %63'e yükseldiğinde GSY'sini 2025 yılında %20 oranında artırma potansiyeline sahip. Böylelikle GSY baz senaryoda beklenenden 200-250 milyar dolar daha fazla olabilecek diye konuştu. Açık şöyle konuştu. Kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamak için şirketlerde ve kamuda üst düzey yönetici olarak yetki ve karar alma mekanizmalarında daha çok yer almalarının sağlanması, çalışan kadınların çocuk bakımı ihtiyacını karşılayacak daha iyi bir altyapının oluşturulması, kadınların sosyal güvenliğe ve eğitime erişiminin artırılması, kadın girişimcileri destekleyici teşvik mekanizmalarının yasal düzenlemelerin oluşturulması ve yenilikçi teknolojik altyapıya kolay ulaşabilmelerinin önünün açılması gerekmektedir. Cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut tablonun değişmesi için şirketlerin, siyasilerin, işverenlerin, STK'ların, medyanın, kısacası toplumun her kesiminin harekete geçmesi ve ilgili politikaların hızla düzelmesi gerekiyor. Kadınların çok yönlü güçlenmesi ve ekonomiye eşit katılımı tüm Türkiye'yi güçlendirecektir diyen Açık, kadınların her alanda var olabildiği bir geleceğin bugünden çok daha renkli, çok daha refah içinde, çok daha adil ve eşit olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyor, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya için cesaretle yürümeye devam etmelerini diliyorum, dedi. Fırat Üniversitesi ile İşkur arasında mesleki eğitim kursları açılması işbirliği protokolü imzalandı. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Elazığ İşkur İl Müdürlüğü arasında mesleki eğitim kursları açılması işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Cebeci ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kenan Peker katıldı. İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı düzenleyecekleri mesleki eğitim kurslarıyla öğrencilerin iş arama becerilerini geliştirmeleri ve okul sonrası işe yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla bu projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Üniversitemizle işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim kurslarından ARGE projemizi bugün sözleşmesini imzalıyoruz. İşkur'la İşkur kampüste öğrencilerimizle zaman zaman buluşuyoruz. Ama bizim asıl hedef kitlemiz öğrencilerimiz. Burada mesleki eğitim kurslarımızla biz öğrencilerimizi iş arama becerilerini geliştirip okul sonrası işe yerleştirmelerini kolaylaştırma açısından bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Burada üniversitemizin bize vermiş olduğu desteğe Sayın Rektörümün şahsında çok teşekkür ediyorum. Mesleki eğitimi geliştirmek adına yapılan işbirliği protokolünü imzalamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ da üniversite olarak bütün paydaş kuruluşlarla olduğu gibi İşkur İl Müdürlüğü ile de sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün tarafıyla yani lokalde il müdürümüzle Fırat Üniversitesi arasında böyle mesleki eğitimi geliştirme kapsamında yapılan işbirliği protokolünü bugün imzalamaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten bütün paydaşlarımızın olduğu gibi İşkur'la da İşkur Müdürlüğümüzle de sıkı bir şekilde işbirliği içinde yakın temasta çalışıyoruz. Ve bunun bugün de bir örneğini bir protokolle inşallah devamında da başka ortak geliştireceğimiz iş protokolleriyle devam etmek istiyoruz. Bu da canlı bir örneği. Bundan dolayı emeği geçen hem hocalarıma hem müdürlüğe ben teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından mesleki eğitim kursları açılması işbirliği protokolü, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ ile İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı arasında imzalandı. Baskil Muhtarlar Derneği çalışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Baskin Muhtarlar Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış öncesi dualar edildi. Bu çerçevesinde adaletle ve sadakatle daha hayırlı hizmetler yapmalarını kendilerine nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim inşallah bu hizmet binasını tüm köylerimiz açısından, ilçemiz açısından güzel bir mekana çevirsin. Amin. Tekrardan bismillah diyorum inşallah ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Baskin Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kıraçan, derneği kurma amaçlarını anlattı. Baskin Muhtarlar Derneğimizi kurmamızdaki amacımız, başta muhtarlarımızın ve köylerinin sorunlarını çözümü noktasında yetkili mercilere ulaştırmak, problemlerini çözmek, köylerimizi yaşanabilir bir hale getirmektir. Baskin Kaymakamı Oğuzcan Murat ise açılışı gerçekleştirilen derneğin önemine vurgu yaptı. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarını ne kadar önem arz ettiğinin hepimiz farkındayızdır. Baskil açısından da geldiğimiz günden bu yana ilçe merkezinde kurulu bir sivil toplum örgütünün noksanlığı, eksikliğini hep hissediyorduk. Öncelikle bu eksikliğin hele bir bilhassa muhtarlar tarafından kurulan bir sivil toplum örgütü tarafından doldurulması beni bir mülki amir olarak çok gerçekten memnun etmiştir. AK Parti Baskil Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İhsan Akmurat da sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek belediye olarak her zaman muhtarlarımızın yanındayız dedi. Tabii sivil toplum kuruluşları gerçekten ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde önem arz etmektedir. Dernekler de bunun en güzel ifadesidir. Tabii bizler de belediye olarak, şahsım olarak, belediye başkanı olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı ilişkilerde olduk. Özellikle muhtarlarımızla. Muhtarlarımız belediye ile ilgili bir talepleri olduğu zaman, şahsımla ilgili bir talepleri olduğu zaman elimden gelen gayreti gösterdiğimi ifade etmek isterim. MHP Baskil Belediye Başkan Adayı Tuncer Turuz, derneğin hayırlara vesile olmasını diledi. Böyle dernekler demin arkadaşlarımızın da belirttiği gibi muhtarlarımızın bir arada istişare etmesini kolaylaştıracak, sorunları ilgili mercilere daha çabuk iletecek, bu mercilerde sorunların çözümünde destek olacakları sözünü verdiler. Biz de bundan dolayı çok mutlu olduk. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı bünyesinde kondisyon salonu açıldı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı bünyesinde kondisyon salonu açıldı. Okul müdürü Elif Oğuz, emeği geçenlere teşekkür ederek engellilerin önemine değindi. Bizler bireysel farklılıkları dikkate alarak toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamanın daha iyi sonuçlar getireceği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Vakıf Başkanı Mehmet Güleç ise vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Biz de engelli ebeveynler olarak bu vakfı kurduk. Bizim de çocuklarımız var. Biz bu vakfı kurduktan sonra gerçekten Elazığ'da vakıf kurulduktan sonra Elazığ'da hiç kimse engellilere bir şey yapılamaz. Onları götürün evinizde bırakın. Onlara yatırım yapmak, onlara hizmet vermenin bir manası yok gibi ifadeler vardı o zaman. Biz çok şükür bunu açtık ve şu an Elazığ'da 13 tane rehabilitasyon merkezi var. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz da hiçbir engel başarıya engel değildir dedi. Hükümetimizin engellilerle ilgili yapılan bütün çalışmalarında Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu engellilere ilgi ve alakadan dolayı minnettarız. Minnettarlığımızı sunuyoruz. Çünkü hayata bağlanmak, hayatı yaşamak ve hayattan keyif almak için bir kısım imkanların olması gerekiyor. Esasında hayata bağlanmayan birçok engelsizler de var. Hayata bağlanmak sadece ben, elim var, kolum var, ayağım var, aklım var da olmuyor. Hayata bağlanan da çok değerli engelli kardeşlerimiz var. İki kolu, iki ayağı olmadan dünya yüzme şampiyonu olan kardeşlerimiz var. Başarılı kardeşlerimiz var. Hiçbir engel
başarıya engel değil. Eğer bir engel varsa önünde biziz. O biz engelini kaldırdıktan sonra gerisi çok kolay. Engellilerin toplumdaki yerine değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, biz hükümet olarak gönlümüzdeki engelleri açtık geldik ifadelerini kullandı. Şurada çok güzel bir yazı okudum. En büyük engel sevgisizliktir diyor. Ben buna bir şey daha katayım. Bir anne olarak, bir kadın olarak bana göre en büyük engel gerçekten gönüllerdeki engel. Eğer gönlünüz amaysa, dünyanın güzellikleriyle birlikte size ihtiyacı olan insanları da görmüyorsanız, eğer gönlünüz sağırsa, dünyadaki sizden yardım isteyen çığlıkları duymuyorsanız ve gönlünüz eğer duygusuzsa, dünyanın neresinde olursa olsun sizden yardım isteyenlere yardım edecek kadar gönlünüz geniş değilse, evet en büyük engel sizin gönlünüzde. Engeller aşılıyor işin doğrusu, ancak gönül engellerinin aşılmadığını ve tedavi edilemediğini biz biliyoruz. Allah'a çok şükür biz hükümet olarak gönlümüzdeki engellerimizi aştık geldik. Kendi engellerimizi aştığımızda engellilerimizin problemlerini de aşmak için yol açtık. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, engellilerin gönlüne dokunmayan, yüzünü güldürmeyen hiçbir hizmetin kıymeti yoktur dedi. Çok şükür artık yönetim anlayışımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle, bakış açısıyla insanı merkeze alan, insanı eşref-i mahluk olarak gören, insanı bir insan olarak değerlendiren, öyle gören, öncüleyen ve insanı merkeze almış bir hizmet anlayışı var. Dolayısıyla her şeyin merkezinde gerçekten artık sizler varsınız. Sizi mutlu etmeyen, sizin gönlünüzü yapmayan, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmayan ve sizin gönlünüze dokunmayan, yüzünüzü gülümsetmeyen hiçbir hizmetinde bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ve bakış açısı artık budur. Dolayısıyla ben bu açıdan engellerin gerçekten ülkemizde son yıllarda hızla kalktığını ve dünyaya da örnek bir model, bir medeniyet anlayışı, bir medeniyet tasavvuru çıktığını görüyorum. Onun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün idarecilerimize, yöneticilerimize, hükümetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Konuşmaların ardından Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi. Elazığ'da küçükbaş hayvancılıkta altın öğütler çalıştayı düzenlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde küçükbaş hayvancılıkta altın öğütler çalıştayı düzenlendi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer selamlama konuşması yaptı. Bu konuda Sayın Tanju Güner önerileri bizimle paylaşacağı için şimdiden teşekkür ederim. Bugün düzenlenen her konuda desteği bizden esirgemeyen İl Müdürümüz Sayın Turan Karahan ve Şube Müdürlerimize ayrıca Çiftçi TV ekibine ve program yapımcısı Osman Taci Güner Bey'e huzurlarınızda teşekkür ederim. Münevver Bilim Adamları Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Atalar, bilim adamları olarak profesyonel ve bilimsel bir yaklaşım getirmek adına çalışmaların yanında yer aldıklarını söyledi. Bilim adamları olarak profesyonel ve bilimsel bir yaklaşım getirmek adına bu gibi değerli çalışmaların yanında olacağımızı ifade için burada bulunuyoruz. Gücümüz nispetinde, imkanlarımız nispetinde her zaman saygıdeğer müdürümüzü, değerli birlik başkanımızı, diğer değerli müdürlerimizi yanında olmaya devam edeceğiz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürü İbrahim Sertaç Yılmaz, İPART 2 5. çağrı dönemiyle ilgili bilgi verdi. 170 milyon avroluk çok büyük bir bütçeyle hayvancılık sektörüne destek vermek üzere çağrı ilanına çıkmış bulunmaktayız. Burada biz küçükbaş, büyükbaş işletmelerine, besle süt işletmelerine destek veriyoruz. Özellikle burada küçükbaş işletme olarak en az 100, en fazla 500 işletme kapasitesinde ve 500 bin euroya kadar olan yatırımlarda %40 ila %50 arasında yeni işletmeye ve %70'e kadar da mevcut işletmelere hibe şeklinde ödemelerimiz var.
Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu vurguladı. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılık ilimiz ve bölgemiz açısından gerçekten değerli olan birçok üreticimizin bu konuda bu sektörle iştigal ettiği ve bizlerin de sektörün daha da gelişmesi, daha da ileriye gitmesi ve bundan ziyade sektörle uğraşan insanımızın, üreticimizin alın terinin kazanca dönüşmesi için bizler de teşkilat olarak, bakanlık olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çiftçi TV Küçükbaş Dünyası program yapımcısı Osman Tanju Güner'i de katılımcılara bilgiler verdi. Bozkurlardan bu yana biz bozkur kavimlerinden gelen toplumlarız. Bugün belki Şavaklar burada göçebe toplum ama biz zaten göçebe toplummuşuz. Göçebe olarak neyi götüreceğiz? Bizim ineğimiz yoktur. İnekler bu beralara uygun değil zaten. Genetik yapımız da buna uygun. Bakın artık gen haritaları çıkıyor dünyada. İnsanlar yemek yiyorlar, onu yiyorlar, bunu yiyorlar. Sonra bir bakıyorsun, yediğin yemekten hastalanmaya başlıyorsun. Belki bizim mesela biz genetik yapımızda belki domates uygun değil. Atıyorum yani örnek veriyorum. Dolayısıyla genetik yapımız uygun. Salim Hazardağlı İlkokulu'ndaki öğrenciler oyuncaklarımı paylaşıyorum sosyal projesi kapsamında Elazığ ve diğer illerde imkanları kısıtlı okullara oyuncak yardımında bulundu. Hadi sen de oyna. Yaşları küçük ama yürekleri kocaman. Diyarbakır'a, Kars'a yani kısıtlı olan, maddi durumu kısıtlı olan okullara hediye göndermek istedik ve bunu kargolayıp göndereceğiz. Biz onları seviyoruz, onlar bizim kalbimiz. Salim Hazardağlı İlkokulu öğrencileri, Elazığ ve çevre illerde imkanları kısıtlı olan kardeşleri için oyuncaklarımı paylaşıyorum dedi ve topladıkları oyuncakları ihtiyaç sahibi okullara gönderdi. Salim Hazardağlı İlkokulu sınıf öğretmeni Saliha Gültekin projenin önemine değindi. Projemiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje kapsamında biz imkanları kısıtlı okullara yardım yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz çocuk hakları sözleşmesinde geçerli olan her çocuğun oyuncağa ihtiyacı vardır ve oynamalıdır. Bu amacı güderek okulumuzda bir banka oluşturduk. Bütün sınıflar, bütün öğretmen arkadaşlarım gayet özverili çalıştılar. Ne gerekiyorsa onu yaptılar. Biz banka oluşturduk ve bunları kolileyip Kars, Diyarbakır, Elazığ'ın imkanı olmayan okullara göndermeyi hedefliyoruz. Okul öğrencileri oyuncaklarını tanımadıkları, belki de hiç göremeyecekleri kardeşleriyle paylaşmanın heyecanını yaşıyor ve ekliyorlar. Biz onları çok seviyoruz. Salim Hazardağlı okulumuzun yaptığı bu projeyi imkanı kısıtlı olan arkadaşlarımıza Haydi Sen de Oyna projesiyle katıldığımız oyuncakları göndereceğiz. Oynadıkça bizi hatırlamalarını ve eğlenmelerini istiyoruz. Biz okulca oyuncaklarımızı toplayıp oyuncakları almaya kısıtlı olan arkadaşlarımıza oyuncak gönderiyoruz. Haydi sen de oyna. Vergi Dairesi'nde memur Feridun Öktem'in annesi, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi aday İsmail Öktem'in halası, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca'nın yengesi Mübeccel Öktem vefat etti. Vergi Dairesi'nde memur Feridun Öktem'in annesi, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve MHP İl Genel Meclis Üyesi adayı İsmail Öktem'in halası, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca'nın yengesi Mübeccel Öktem vefat etti. Merhuma Öktem için öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Öktem ve koca ailelerinin yanı sıra AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, İYİ Parti ve CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, İl Özel İdaresi Eski Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ve vatandaşlar katıldı. Allah 89 yaşında hayatını kaybeden Öktem, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.
Aile taziyeleri Onurlar Camisi taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli kimyager İlhami Çiçek'le özel idare Çevre Sağlık Kontrol Biriminde çalışan Mehmet Çiçek'in anneleri ve Elazığ eski milletvekillerinden Nizamettin Özdoğan'ın ablası Hafize Çiçek vefat etti. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli kimyager İlhami Çiçek ile özel idare Çevre Sağlık Kontrol Biriminde çalışan Mehmet Çiçek'in anneleri ve Elazığ eski milletvekillerinden Nizamettin Özdoğan'ın ablası Hafize Çiçek vefat etti. 76 yaşında hayatını kaybeden merhume Çiçek için öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çiçek ve Özdoğan ailelerinin yanı sıra AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, İYİ Parti ve CHP Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İl Özel İdaresi Eski Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ve vatandaşlar katıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Merhume Çiçek, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Kışla Camisi taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile günün gelişen haberlerini aktardık. Az sonra spor bülteni ile tekrar karşınızda olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Elazığ Spor Gazişehir Futbol Kulübü ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını Gaziantep'te tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Gazişehir-Gaziantep maçı hazırlıklarını Gaziantep'te tamamlayan Elazığ Spor konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Son çalışmasını saat 17'de Gaziantep Celal Doğan tesislerinde gerçekleştiren Elazığ Spor'da antrenmana kamp kadrosunda bulunan tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Teknik direktör Serhat Gülpınar ve yardımcılarının gözetiminde yapılan antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa giren teknik heyet ve futbolcular maç saatini beklemeye başladılar. Zorlu maç öncesi Elazığ Spor'da sakat olan Ahmet Burak Solakel ve kırmızı kart cezalısı Rüştü Han'la dışında eksik bulunmuyor. Spor Toto 1. Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçlardan Gazişehir-Gaziantep Futbol Kulübü Elazığ Spor maçı öncesi ev sahibi takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken temsilcimiz Elazığ Spor'da bir cezalı ve bir sakat oyuncu bulunuyor. Cuma günü saat 19'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'da Ahmet Burak Solakel'in sakatlığı devam ederken Kardemir Karabük Spor maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından iki maç ceza alan Rüştü Hanlı ise kart cezalısı olduğu için Gazişehir'e karşı forma giyemeyecek. Zorlu Gazişehir maçı öncesi Kadir Bekmezci'de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu sarı kart görmesi halinde Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek. Ev sahibi ekipte ise sakat oyuncu bulunmuyor. Kırmızı siyahlılarda Elazığ Spor maçı öncesinde Kerim Avcı kart cezalısı olduğundan forma giyemeyecek. Gökhan Alsan, Kubilay Aktaş, Igor Da Silva ve Oğulcan Çağlayan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyorlar. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafından yapılan atamalara göre 25. haftanın açılış maçı olan Gazişehir Futbol Kulübü Elazığ Spor karşılaşmasını Trabzon bölgesinden A klasman hakemi Ramazan Keleş yönetecek. Hakem Keleş'in yardımcılıklarını Ordu ve Trabzon bölgelerinden A klasman yardımcı hakemleri Uygar Bebek ile Muhammed Yumak yapacak. Zorlu mücadelede 4. hakem olarak ise Trabzon bölgesinden B klasman hakemi Tolga Sancak görevlendirildi.
Müsabakanın hakemi Ramazan Keleş, Elazığspor'un son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ilimizde oynanan ve Batman Petrolspor karşılaşmasında düdük çalarken, tecrübeli hakem daha sonra ise 22 Ekim 2018 tarihinde deplasmanda oynanan ve Elazığspor'un 1-0 galip geldiği Adana Demirspor müsabakasında ise 4. hakem olarak görev yapmıştı. Cuma günü oynanacak Gazişehir Futbol Kulübü Elazığspor karşılaşması iki takımı 20. kez karşı karşıya getirecek. Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Mart Cuma günü Gaziantep'te oynanacak olan Gazişehir Futbol Kulübü Elazığspor müsabakası iki takımı 20. kez karşı karşıya getirecek. Bugüne kadar toplam 19 kez karşılaşan tarafların rekabetinde üstünlük ev sahibi ekipte bulunuyor. Oynanan 19 maçta rakibine karşı 5 galibiyet elde eden Elazığspor, 9 kez ise sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan taraflar arasındaki 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu arada atılan gollerde de Gaziantep temsilcisinin 25-21 üstünlüğü bulunuyor. 8 Mart Cuma günü saat 19'da oynanacak olan Gazişehir Futbol Kulübü Elazığspor karşılaşması, Ben Sport Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Elazığspor'un Gazişehir Futbol Kulübü ile oynayacağı Gaziantep deplasman giderlerini iş adamı Ayhan Polat üstlendi. Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Cuma günü haftanın açılış maçında deplasmanda Gazişehir Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek olan Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığspor'da deplasman giderlerini iş adamı Ayhan Polat üstlendi. Elazığspor'a yaşadığı sıkıntılı süreçte jest yaparak Gazişehir deplasmanı giderlerini üstlenen iş adamı Ayhan Polat için Elazığspor Kulübü de resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayımlarken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağımız Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçının deplasman giderleri değerli iş adamı Ayhan Polat tarafından karşılanacaktır. Desteklerinden dolayı iş adamı Ayhan Polat'a teşekkür ederiz. Kısa adı MÜBİAD olan Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Derneği, Türkiye şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor Lisesi yöneticileri ve takımını ziyaret etti. Dünya şampiyonasında başarılar diledi. İlimizde faaliyet gösteren ve kısa adı MÜBİAD olan Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Derneği, Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi Sırbistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında temsil edecek Kaya Karakaya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek tebrik ettiler. Profesör Doktor Ömer Atalar başkanlığındaki heyette Doçent Doktor Eyüp Yıldırım, Doçent Doktor Yunus Karakaya ve Yardımcı Doçent Doktor Fatih Coşkun hazır bulundular. Kaya Karakaya Spor Lisesi Müdürü Levent Sancar ziyaretlerinden dolayı MÜBİAD üyelerine teşekkür etti. Sayın Ömer Hocam, bizim en azından Kaya Karakaya Spor Lisesi olarak bu mutluluğumuzu paylaşmak için, çocuklarımızı tebrik etmek için devlet olarak geldiler. Sizin mutluluğunuzu paylaşmak için şu an buradalar. Kendilerine ve yönetimdeki diğer hocalarıma hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. MÜBİAD Başkanı Profesör Doktor Ömer Atalar ise Elazığ'ın sesini gündeme getiren futbolculara teşekkür ederek başarılar diledi. Arkadaşlar, ben Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği Başkanı Profesör Doktor Ömer Atalar. Değerli hocam, üniversitemizin futboldan sorumlu Doçent Doktor Eyüp Yıldırım Beyefendi hocamız. Onun yanında Fatih Coşkun hocamız var. Kendisi Fen Fakültesi'nde yardımcı doçent. Yunus Emre Karakaya hocamız da yine beden eğitim bölümümüzde, fakültemizde doçent hocamız. Bizleri yalnız bırakmadılar, onlar da geldiler sağ olsunlar. Biz sizle iftihar ediyoruz hakikaten. Böyle yalnızda olalım, sizle hasbihal edelim, başarınızı tebrik edelim istedik. Üniversite hocaları, akademisyenler derneği olarak, bilim adamları, akademisyenler derneği olarak. Bu noktada da müdürüme rica ettik, biz MÜBİAD olarak gelelim de arkadaşlarımızla biraz muhabbet edelim diye. Sağ olsunlar, onlar da memnun oldu. Bu birlikteliği bu şekilde sağlamış olduk. Size inanıyoruz. Bize düşen ne varsa elimizden geldiği kadarıyla da yapmaya çalışacağız. Tabii ben hocalarım kadar bu işin profesyoneli değilim. Eyüp hocam daha ziyade tabii bu yeridir diyelim. Ümit hocamızın da hocamızın sınıf arkadaşıyım diye kadarıyla. Ben o müdürüm, hocalarım ve sizlerin hepinize şehrimizi böyle tanıttığınız için, böyle güzel başarılarla gündeme getirdiğiniz için
Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizi de kabul ettiniz, siz de bizi kabul ettiniz. O yüzden de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir abiniz olarak üniversitedeyiz. Sayın Müdürüm, bizler dernek olarak ne gerekiyorsa yanınızda olduğumuzu bildirmeniz için, bilmeniz için buraya geldik. Üstü kabulümüz için tekrar teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Dernek üyelerinden doçent doktor Eyüp Yıldırım da yaptığı konuşmada güçlü takımlara karşı kendilerini ispatlayan genç sporculara teşekkür etti. Ben Erasporun ilk Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer alan bir futbolculardan biriydim. Yalnız bazı nedenlerden dolayı ben futbolu çok erken bırakmak zorunda kaldım. 27 yaşında futbolu bıraktığımda. Şimdi bakıyorsunuz özellikle bulunduğumuz coğrafya itibariyle sporun burada yaygınlaşması, işte ne bileyim bakış açısı bir batıdakiyle çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Öncelikle elde etmiş olduğunuz başarı hakikaten böyle küçümsenecek bir başarı değil. Az önce içeride hocanızla da muhabbet ettim. Yani gelen takımlar, yani kimse kusura bakmasın, yani Türkiye'de en iyi altyapıya sahip takımlar bunlar. Siz bu insanlarla onlardan bir eksiğiniz olmadığını ve hatta fazlası olduğunu siz kendiniz kanıtladınız, ispatladınız. İnanınız olsun, işte bugün bakıyorsun, en azından sportif anlamda böyle artık öğrenebileceğimiz çok şey kalmadı. Çalışmışım. Bunu siz hem bizlere yaşattınız. Burada hocalarımın huzurunda, üniversitemiz adına, dernek adına hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten gururlandırdınız. Haber ilk sosyal medyaya düştüğü andan itibaren inancımız olsun Elazığ'da çok büyük bir hani şey anlamında, futbol terimi anlamında çok büyük bir sükse yaptınız yani. Hepinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Kaya Karakaya Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Teknik Sorumlu Ümit Tekoğlu ve Takım Kaptanı Halil İbrahim Ünver ziyaretlerinden dolayı Mübiat Derneği'ne teşekkür ettiler. Bu anlamda da hocamdan ben şimdi sizden huzurunda bir destek istiyorum. Çalışmalarımızda, forvet çalışmaları için bize yardımcı olursa tabii memnuniyetle seviniriz. Çünkü hakikaten çok özel bir oyuncuydu. Yani golcü bir oyuncu. Bir mobil santfor vardı. Bir de yani gol vuruşu özelliği olan öyle bir yetenekli bir hocamızdı. Arkadaşımızdı. Bu anlamda da bize yardımcı olacağından eminim. Yine de kendisine sözünü alalım dedik. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz var teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu şehrimiz adına büyük bir başarı. Şehrimizin başarısı. Aynen. Amacımız burada gençlerimizin bu farkındalığı yaşatması, ses getirmesi, yani sadece Türkiye'de futbol veya milli takımlar bazında İstanbul takımları adı altında değil, biraz da dikkatin buraya çekilmesi amacımız, asıl amacımız bu. İşte en azından birkaç tane çocuğumuzun hani milli oyuncu olursa bence en büyük başarılardan biri bu olacaktır. Hedefimizde bu da var. İnşallah Dünya Kupası'nda da hikayemizi daha iyi bir mutlu sonla tamamlarsa belki misyonumuzu tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de isteğimiz Elazığ gençlerine güvenilmesi yani. Görmüş olduğumuz gibi orada gittik, milli oyuncularla oynadık, işte büyük takımlarla altyapısı oynadık. Bunu başarabiliyorsak bundan sonraki süreçte de yani bir inanç oluşmuşsa bundan sonraki süreçte de devamlı geleceğine inanıyoruz. Ki bunların da büyüklerimizin, işte hocalarımız olsun, bunlara inanmasını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de yani destek istiyoruz. Yani desteksiz olmayacağına inanıyoruz. Ve spor bültenimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere hep iyi haberler aktarmak dileğiyle ediyoruz. İyi kandiller.